Şu hocam siz psikiyatri derneği gönüllüsü olarak orada bulundunuz. Orada bir psikiyatrist olarak bulunmak nasıldı? Nasıl deneyimleriniz oldu orada? Yani çok gerçekten benim için çok kıymetli bir deneyimdi. Geriye dönüp baktığımda herhalde asla unutamayacağım bir deneyim. Tabii ki giderken çok büyük kaygılar taşıyorduk. Daha sonra orada konuştuğumuz meslektaşlarda da benzer duygular uyandığını gördüm. Ama oraya gittiğimiz andan itibaren orada bulunmak çok çok iyi geldi. Çünkü az önce söylediğim gibi yani orada deprem tüm kurumları etkiledi. Bir kere orada meslektaşlarımızla görüşme imkanı bulduk ve aslında onların neler yaşadığını da dinleme imkanı bulduk. Orada hizmet veren hekimler, hemşireler, psikologlar, sosyal çalışmacılar yani bir kısmı maalesef hayatlarını kaybettiler, yakınlarına ulaşamadılar ya da güvenli barınacak bir yerleri kalmadı. Ve ya bunların hiçbiri olmadıysa bile kendileri travmatize oldular ve bu süreçte artçı depremler sırasında çok hani yoğun bir endişe, zorluk yaşadıklarını dinledik onlardan. Dolayısıyla orada bulunmak bir şekilde aslında o mesleki dayanışmayı da hani hissetmemizi hem onlar açısından hem bizim açımızdan bence çok güçlendiren bir şeydi. Ve yani benim oraya giderken en fazla aklımda olan şey evet yani bu süreçte travma ve ilişkili bozukluklar işte tetiklenecek ya da işte o süreçte insanlar ruhsal anlamda zorlanacak ve bunlar için bir desteğe ihtiyaçları olacak ve meslektaşlarımız şu anda hani bunu yapmak için hani çok uygun bir ruh halinde değiller. Ancak bir de oradaki psikiyatrik hastalara ne olacak diye düşündüm yani hani benim için orada en fazla benim hani gidişime motive eden şeylerden bir tanesi oradaki hastaların bir şekilde takiplerinin sürmesine yardımcı olmaktı. Bunun için Türkiye Psikiyatri Derneği tabii çok önemli adımlar attı diye düşünüyorum. O dönemde çünkü birçok organın hani felç olduğu dönemde meslek örgütlerinin burada aldığı inisiyatifler bence çok çok kıymetli. Ben çünkü aslında başvururken önce Sağlık Bakanlığı'nın gönüllüsü olarak yani Sağlık Bakanlığı aracılığıyla gideceğimi düşünüyordum ama oradaki görevlendirmeler gecikince Türkiye Psikiyatri Derneği'nin açtığı kanaldan gitmek çok daha hızlı olmuş oldu. Öncelikle orada oluşturulmaya çalışılan şey aslında psikiyatri hastalarının nerede, kimden, ne şekilde hizmet alacaklarına dair bir alan oluşturmak idi. Bizden önce giden meslektaşlarımız bu konuda çok önemli adımlar atmıştı. Bazı yerlerde çadır poliklinikler, bazı yerlerde konteyner poliklinikler, bazı yerlerde benim çalıştığım gibi İskenderun'da işte tek katlı bir yapının olduğu bir yere psikiyatri polikliniğine dönüştürmek gibi. Hatta şöyle bir şey bizim görev yaptığımız poliklinik odası iki taneydi. Bir tanesi psikiyatri hastaların değerlendirildiği, yan taraf çocuk psikiyatrisi hastaların değerlendirildiği yer. Çocuk psikiyatrisi hastaları bir soyunma odasında değerlendiriliyordu. Yani aslında orası bir soyunma odası, bir halı saha var yan tarafta, bir parkın içindeki çadır kentteydik. Ve hani orası bir anda çocuk psikiyatrisi polikliniğine dönüştürüldü ve oradaki hekim arkadaşlarımız çok büyük emek verdi bunun için. Burada dediğim gibi ilk atılan adım aslında en azından bizim stabil bir alan sağlayabilmemizdi. Çünkü orada her şey çok değişken. İnsanlar nerede, kimi bulabileceklerini bilemiyorlar, nereye başvuracaklarını bilemiyorlar. Öncelikle bunun için çadır kentler, konteyner kentler ziyaret edildi. Oralara bizim o bölgede nerede hizmet verdiğimizi, ne şekilde hizmet verdiğimiz anlatıldı. Ben İskenderun'daydım. İskenderun'un TRSM'si yıkılmamıştı. Orada bir hemşire hanımla iletişim kurduk. Ona bilgi verdik. TRSM'ye başvuran hastalar gelip bizi bulabildi. Meslektaşlarımıza bilgi verdik. Onlar kendilerine ulaşan hastalarını bize yönlendirebildi. Hastanenin Sahra çadırı vardı. Otoparkında önünde yer alan. Oradaki meslektaşlarımıza haber verdik. Ve bir anda bize burada bir poliklinik varmış diye TRSM'den, acilden, işte direkt diğer meslektaşlardan, çadır kentlerden birçok hasta gelmeye başladı. Hatta son geldiğimiz dönemde bir askeri gemi, takviye işte su takviyesi eden bir askeri gemiden asker değerlendirmek üzere asker getirildi bize. Bu askerlerin kendileri de
işte aileleri depremden etkilenen kişilerdi ve vateni görevlerini sürdürmekte güçlük çeken kişilerdi. Biz orada resmi bir durum bildirir, rapor yazdık bir A4'e ve bizim raporumuzla beraber o askerlerin görev değişimleri yapılmaya çalışıldı. Yani bir anda biz oradaki hizmet veren tek kuruma dönüştük. Bu da Türkiye Bisiklet Derneği'nin hani orada bir alan oluşturulmasıyla mümkün oldu. Baktığımız zaman bence burada en önemli şeylerden bir tanesi aslında o çadır kentler ve konteyner kentler birbirinden çok uzakta, çok dağınık bir şekilde yer alıyor. Yani tabii ki ben bütün bölgeleri tek tek gezmedim ama bizim gözlemlediğimiz kadarıyla çok azında psikososyal destek için çalışmacılar bulunuyordu ve orada onlara hani herhangi bir hizmet oluşturabilmek için biz kendi aramızda bir ağ oluşturduk. Oradaki kişilerle işte telefon alışverişi yaptık. Onlar bize ulaşabildi. Biz onlara ulaşabildik. Ya da diğer civar bölgelerde görev yapan Türkiye Psikiyatri Gönüllüleri kim yakınsa hani orada bize ulaşamayan kişilere o ekipler gitti. Ve o şekilde biz elimizden geldiğince oradaki psikiyatrik hizmeti diri tutmaya çalıştık. Orada tabii en büyük sorunlardan bir tanesi de ilaç teminiydi. Deprem bölgesinde ilaç temininde bir sıkıntı var mı? Özellikle psikiyatrik hastalığı olan, uzun süre ilaç kullanması gereken hastalar için. Evet, yani aslında az önce de söylediğim gibi hani insanlara ilaçlarınıza devam edin, hani sakın aksatmayın falan diyoruz ama insanlar o dönemde hani ilaçlarına ulaşamadılar. Çünkü dediğim gibi ya göçük altında kaldı ya hasarlı evlerinde kaldı. Hani canlarını zor kurtarıp çıkmışlardı. Dolayısıyla bu süreç içerisinde eczanelere de ulaşım ya da işte bunları yazdırmak da çok mümkün değildi. Biz o yüzden böyle bir zorluğun, böyle bir ilaç teminiyle ilgili bir güçlüğün varlığını da öğrendiğimiz için öncelikle biz gönüllüler olarak hem bizden önceki ekiplere hem de biz giderken hani ilaç temin ederek yanımızda bolca ilaçla oraya gitmeye çalıştık. Hem hastanelerimizde, kurumlarımızda bulunan ilaçları kolleyip asistan arkadaşlarımız sağ olsun o konuda çok aktif oldular. Birleştirip koli koli onları hani mümkün olduğunca bölgeye ulaştırmaya çalıştık ve giderken de yanımızda götürdük. Bunun dışında yine başka kurumlardan işte Adana Tabip Odası gibi meslek kuruluşları üzerinden oraya ilaç yardımında, ilaç sevkiyatında destek olan kişiler oldu. Tabii bazı yerlerde eczaneler yavaş yavaş açılmaya başladı ya da seyyar eczaneler oluşturulmaya başladı. Ama ilaç ihtiyacı özellikle ilk günlerde çok ciddi anlamda büyük bir sorundu. Şimdi giderek kendi aramızdaki ağ ile ve eczanelerin de açılabilmesiyle yavaş yavaş toparlamaya başladım.